Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 3 adım deneme sınavları AYT sayısal 2. adım 2. deneme sınavının matematik sorularını çözeceğiz. Sevgili arkadaşlar, matematik testinin soruları onarlık gruplar şeklinde çözüyorum sevgili arkadaşlar. Buraya da oynatma listesinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listesine tıkladığınızda sadece 2. adım ve bu test değil, 1. adımdaki tüm testler, 3. adımdaki de tüm testleri arkadaşlar amacım tamamlamak. Tamamını konu anlatım sırasıyla bulabilirsiniz. TYT için ayrıca bir oynatma listesi yaptım arkadaşlar. Buradan da TYT'deki çözümlere de bakabilirsiniz. TYT testi. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için arkadaşlar. Ben de size her zaman olduğu gibi soruları çözerken dilim döndüğünce konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah. Der ki birinci soru. X ve Y tam sayılar. Çok güzel, tam sayı olmalarını sevdik. 2x artı 1 ve 3x eksi y sayıları aralarında asal sayılardır. 9y eşittir 4x artı 14 olduğuna göre x artı y ifadesinin değeri kaçtır? Sevgili arkadaşlar, bu aralarında asal sayıları görünce ben hep şöyle yaparım. 2x artı 1 bölü 3y eksi 4 dediğimizde bu arkadaş artık sadeleşmiyordur. Çünkü ortak bölenleri yoktur. Bu bunun en sade halidir. E güzel, buraya kadar her şey normal de. Hocam ben burada böyle bir şey görüyorum. Ne 2x artı 1 ne 3x eksi y eksi 4 görüyorum değil mi? Bunu elde edebilmem lazım. Bir şeyler yapmam lazım. Sevgili arkadaşlar, şurada bu ifadeleri görebilmek üzere. Bakın 9y var. Burada da 3y var. Bunun 3 katı. Burada da mesela şurayı 3 ile çarpsam bu arkadaş ne yapar? 9y eksi 12 yapar değil mi? O zaman gelin şu ifadeyi olduğu gibi sevgili arkadaşlar bir 12 çıkartalım her iki taraftan. Amacım şunu elde etmek, 3 katını. 9y eksi 12 eşittir. Bu arkadaştan da çıkartıyorum. 4x artı 14 zaten ayarlanmış, göreceksin. 12. Bak 9y eksi 12 var burada. Şurayı toparlarsam ne oluyor? 4x artı 2 oluyor ki bak bu arkadaşı da 2 parantezine alırsam böyle bir ifadeyle karşılaşacağım. Şimdi şu arkadaşı hemen 3 parantezine aldım. Y eksi 4 pardon 3y eksi 4 eşittir 2 parantezinde de x artı 1. Sevgili arkadaşlar 2x artı 1 şimşek kendine gel. Bak bu 3y eksi 4'ü buraya gönderdim. Bu 2'yi de buraya gönderdim. Bu buraya gitti. Bu arkadaş da buraya geldi. Ne görüyorum? Bak bu arkadaşlar artık en sade halinde olmalı. 3 bölü 2 görüyorum. Eğer arkadaşlar bu görmüş olduğum benim mesela 20 bölü 60 olsaydı ben bunu hala sadeleştirmeye devam ederdim en sade hallerini. 3 bölü 2 daha sadeleşir mi? Sadeleşmez. Demek ki ben buradan şunu anlarım. Bu 2x artı 1 denen ifade 3'e, 3y eksi 4 denen ifade de 2'ye eşittir. Konu kapanmıştır. 2x eşittir, buraya geçer 2 olur. X eşittir 1'miş. 3y eşittir, bu arkadaş buraya gelir 6. Y eşittir 2 imiş derim. Y'yi x mi diyorum arada bilemiyorum ama x y arkadaşlar. Topla bunları 3. Konu kapanmıştır. Anlaştık, güzel. Burada ayarlanmış, yani başka bir ifade veriyor. Ama burada kıssadan iseyi ben sana söyleyeyim. Şu ifadeyi yazacaksın. Bunlar en sade halindedir. Dediğim gibi burayı 25 bölü 40 gördüğünde bu en sade hali değil. Bunları en sade hale getirene kadar yapacaksın. Sonra bu buna, bu da buna eşit diyeceksin en sade hallerinde. Çünkü aralarında asalmış. O zaman devam edelim 2 ile. OGM ne arkadaşlar? Orta Öğretim Genel Müdürlüğü. OGM hazırlıyor biliyorsunuz bu soruları. Bütün yetkililerine teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kaliteli sorular oluyor. Bir de canla başla da çalıştıklarına eminim yani. Baya baya şahane. Son birkaç yıldır, özellikle son 4-5 yıldır şahane işler yapıyorlar arkadaşlar. Dinliyorlarsa inşallah. Buradan kim eğitim, yani Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine teşekkür ediyoruz ya. OGM'yi ayrıca takdir ediyorum. EBA'yı da. OGM, MOG, GMO. Bunları da artık siz kendiniz uydurun. 3 basamaklı sayılardır. OGM artı MOG artı GMO 1554 olduğuna göre OGM sayısı en çok kaç olabilir? Arkadaşlar ben genelde böyle sorular gördüm. Hemen şunu yaparım. Bak OGM, MOG, GMO. Topla bunları. Bak şunu fark etmeni istiyor zaten.
Her yerde MGO'lardan, OGM'lerden sadece birer tane var. Ve arkadaşlar 1554 olacak. Şimdi bana Allah aşkına söyle. MGO'nun toplamı 4 mü? Hayır. Belki 14. Belki 24. Belki 34 demeyelim çünkü 34'e kadar çıkamaz. Eğer arkadaşlar bu arkadaş 4 olaydı. O zaman buranın da 4 olması lazımdı. Bu nasıl 5 olmuş? Demek ki bunların toplamı 14'müş ki Eldevar 1 buraya geçmiş. Sonra daha sonra bak burası 15 olmuş. Eldevar 1 burası 14, 15 olmuş. Sevgili arkadaşlar O artı G artı M geçmiş olsun. 14'müş. Tamam. Şimdi OGM'nin de en büyük olmasını istediği için OGM maksimum olsun diye ben bu arkadaşı 9 düşünürüm. Değil mi? Harika. Geriye kalan 5 tane kaldı. G'yi de 5 düşünmek ister gönül. Ama ne olur arkadaşlar M'ye 0 kalır. Burada şuna dikkat etmem lazım. Çünkü MOG de 3 basamaklı olduğu için M'ye 0 veremiyorum. O yüzden bu arkadaşı 1 tutarım. Minimum tutarım. Çünkü G büyük olsun istiyorum. Çünkü okuduğumda şu arkadaş en büyük olur. 941. Anlaştık. Bu soruyu arkadaşlar bunları çözümleme yaparak da gidebilirsin. Uzun yoldur. Ben çözümlemeyi en son tercih kabul ediyorum. Tamam mı? Öncelikle bir bakarım. Ya daha erken çözebiliyor muyum? Eğer işin içinden çıkamayacağım görürsem dediğim gibi çözümlemeyle gideriz. Çözümlemede de 100O artı 10G artı 1M gibi. 3 numarayla devam etmek hakkımızdır. 3 numara der ki bir K sayısı 21 ile bölümünden kalan 8'dir. Buna göre löp 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 ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar bu bizi biraz uğraştıracak, yoracak yapalım. Yani yoracak derken uğraştırmayacak da işlem yapacağız. Bak K sayısını 21'e bölmüşüm. Bir tane bölüm çıkmış arkadaşlar. Bölünen, bölen, bölüm ve kalanımız 8'miş. Ve K'ya bağlı bir takım şeyler vermiş. Bu biraz modüler de aritmetiğe gidiyor arkadaşlar. Bu konu biraz kalktı gibi. Bunu soracaklarını çok düşünmüyorum ama ben sana anlatayım yine. Belki ileride karşımıza çıkar, popüler olur. Arkadaşlar buradan şunu ister. K'yı nasıl ifade edersin? 21B artı 8'dir değil mi? Bu şu demektir. K sayısı bir sayının 21 katının 8 fazlasıdır. Burada yazdığımız aslında bu şey bu. Harika. Şimdi bak K küp artı 2. Arkadaşlar K küp dediğinde 21B artı 8'in 3. kuvvetini alacaksın. Artı 2 diyeceksin. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Arkadaş ben bunu nasıl yapacağım? Kalanını. Sevgili arkadaşlar bu kalan da işte modüler aritmetikte şöyle bir durum vardır. Şimdi ben bu arkadaşları bölerim. Şunların teker teker bölümden kalanlarını normalde burada işleme katarsam aynı sonucu verir bana. Bakın şöyle 21 bölü 21B'yi 7'ye bölersem 21 zaten 7'nin katı olduğu için burada kalan 0'dır değil mi? Evet. Burada 8'i 7'ye bölsem kalan kaçtır? 1'dir. Arkadaşlar bunu topla 1. Al kübünü 1. İşte arkadaşlar sen şu sayıyı 7'ye bölersen kübünü yine sana 1 kalanını veriyor. Artı zaten bu arkadaşı 2'ye bölsen yine 2 kalanını vereceği için burada kalan 3'tür arkadaşlar. O da benim aynı şeyi söylemiş. Modüler aritmetikte böyle yapıyoruz. Çok büyük sayılar. Hele birazdan bir soruyu çözerken de bu mantığı kullanacağız zaten. Böyle düşünebilirsin. Bak şimdi de 2K-1. K yerine bunu yaz. Ama 2 çarpı 21B artı 8 eksi 1. Yine aynı şeyi yapıp 2 ile de çarpabilirsin. Ya da istersen dağıtabilirsin. Aynı muhabbet karşımıza çıkacak arkadaşlar. Buranın 1 olduğunu gördün. Değil mi? Bu şekilde de yürüyebiliriz. Bu ne demiş? Tam bölünür. Bu tam bölünürü görmek için 0 çıkıyor değil mi? Bak 1 eksi 1 0 çıkıyor. Hemen gördük. Arkadaşlar dağıtalım. 42B artı 16 eksi 1. Ne olur 42B şu eksi 1 olduğu için eksi 1 işi bozabilirdi. Artı 15. Arkadaşlar bak bunu kaça bölelim diye 3'e. Bak buna 3'e bölecek olursan bu da bölünür bu da. Ya da gel bunu 3 parantezine al mesela 14B değil mi? Artı 5 olur.
Bunu 3'e bölsen bak tam bölünür yani bu arkadaş. Harika. Burada da şairin anlatmak istediği buymuş arkadaşlar. Geldim 4K artı kare. 4 çarpı, şimdi yukarıda kübünde yaptığım gibi yapacağız. Artı 8 kare artı 3. Arkadaşlar yine bu arkadaş ne demiştik? 0, bu arkadaş 1. Yani bu arkadaş 1 kalanını veriyor. Aldım karesini, 1'in de karesini aldım 1. Çarptım 4 ile 4. Doğru mudur arkadaşlar? 3 ile de topladım ne olur? 7 olur. 7 tam bölünmesi lazımdı. Bu kalan 5 demiş. Bizimle değilsin. Okey tomento. Harika. 1 ve 2 dedik. Diyarbakır işareti dedik. Dediğim gibi ÖSYM'nin bunu hani şöyle yani bu kadar küplü müplü kadar merak edeceğini zannetmiyorum. Ama şu çok önemli. Şu güzel bir mantık. Yani bölmeyi şöyle yazabilmek becerisi. Ondan sonucuma bu arkadaştan bu analizleri yapabilme becerisi önemli. Şu kırmızıyla yazdıklarım o kadar da matah değil yani. Onlar da özel beceri ama ÖSYM bunları merak etmiyor. Ama şunu merak eder. Bunu yapabiliyor musun? Merak eder. Bunu yapabiliyor musun? Eder. 4 numara. Ben zaten soruların çözümlerini değil, bize ne öğrettiğini anlatırım hep sana. Biliyorsun. Videoyu beni takip eden arkadaşlarım artık tanımıştır. 4 numara der ki aynı hastanede çalışan Ekrem 6 günde, Erkan ise 9 günde bir nöbet tutmaktadır. Buradan Ekrem ve Erkan'a da selam gönderiyoruz. Tekerleme gibi olmuş. Güzel isimler. Tamam. Ekrem ile Erkan ilk nöbetlerini çarşamba günü tuttuklarına göre 9. kez birlikte hangi gün nöbet tutarlar? Tıp kısmının aynısını arkadaşlar daha önce de çözmüştük. Öncelikle ne yapacağım? Bu arkadaşlar hangi günde bir, kaç günde bir beraber nöbet tutarlar? Bu yüzden 6 ile 9'un o kekine bakacağım. Ekok'una. Ekok 6 ve 9 sen zaten bilirsin. Bunların ekokları 18'dir. 3 katı, 2 katı. Ama bilemeyeceğimiz durumlarda ne yapıyoruz arkadaşlar? Ortaokulda öğrendiğin bu algoritmayı yapıyorum. 3 ikisini de böler. 2, 3. Bu ortak. 2'ye bölersin 1, 3 kalır. 3'e bölersin 1. Sonra bunların hepsini çarparsın. Bak sana 18 verir. Şu yuvarlak aldığım ebobudur. Hepsinin çarpımı da ekokudur. Konu kapandı. Arkadaşlar bu arkadaşlar 18 günde bir. Ha bak birazdan anlatacağız dedik ya. Bak 3. soruda öğrendiğimiz kısmı burada uygulayabiliriz. 18 günde bir nöbet tutacaklar. Arkadaşlar 9. kez. Burada dikkat etmemiz gereken şu. Birinci, ikinci, üçüncü, löp löp löp, dokuzuncu nöbet. Arkadaşlar çoğu arkadaşımız şuna yanılabilir. Gelip 18'i 9'la çarpıp 18 çarpı 9 gün sonra diye düşünebilir. Bu bir tuzak. Neden? Bak birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü nöbet. Hep aynı parmak, bu parmakları kullanıyorum ben. Arkadaşlar birden dörde kadar dörtle çarpmazsın. Kaç ara var? Bir, iki, üç tane ara. 3 ile çarpman lazım. 18 günler buralar. Bak. O yüzden 1 ile 9 arasında aslında 8 tane ara var. Tamam? O yüzden 18 ile 8'i çarpacağız. Bu kadar gün geçer. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Çarptık diyelim. 18 çarpı 8'i 7'ye böleceğiz. Çünkü her 7 günde bir günü bulmaya çalışacağız ya. Ha. Şimdi az önce dedim ya öğrendiğimiz. Bak bunu 7'ye bölmeye kalktığımızda arkadaşlar şudur. Bu arkadaş kaç kalanını verir? 1. Bu arkadaş kaç kalanını verir 7'ye bölsen? 4. 4 ile 1'i çarp 4. Yani sen uzun uzun 18 ile 8'i çarpsan ki 144 yapıyor galiba. 144'ü de arkadaşlar 7'ye bölersen ki 140 değil mi? Sana 4 kalanını veriyor zaten. Bunu da yapabilirsin. Bak bunu da bu öğrendiğin şey de işine yaradı. Güzel. Bu saatten sonra da arkadaşlar çarşambadan sonra 4 gün arttı ya. Çarşambadan sonra sayarsın. Perşembe, cuma, cumartesi, hop pazar. İşte bu dördüncü gün. 1, 2, 3, 4 arttı ya. Bu da pazardır sevgili arkadaşlar. Anlaştığımızı düşünüyorum. Hemfikiriz. 5 ile devam ediyoruz. 5 numara şöyle diyor. En kenarlı bir çokgenin içine yazılan A doğal sayısının oluşturduğu işlem N çarpı A üzeri N eksi 1 sayısına karşılık gelmektedir. Doğru anlayalım diye örnek verilmiş. Mesela 4 üçgen içerisinde. Öncelikle şu üçgenin kenar sayısını yazıyorsun 3. Sonra içerideki sayının da arkadaşlar 3 eksi 1. kuvvetini alıyorsun. 4'ün karesi oluyor.
Buna göre diyor 8 karenin içinde 8 ve beşgenin içinde 25 işleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? Eski bir Kızılderili numarasının günümüze uyarlanmış hali arkadaşlar. O da şu, kaç basamaklı olduğunu bulabilmek için o bilimsel gösterimlere ihtiyaç var. Yoksa ben bu sayıları çarparsam ölme. Şöyle bir şeyler bulmam lazım. Yani bir sayı çarpı 10 üzeri bir şeyler. 10 da arkadaşlar 2 çarpı 5'tir. Yani benim gözüm burada hep 2 ile 5'i arayacak ki zaten belli bak 8 2'nin kuvveti 25 de 5'in. Bunu nasıl yazmalıyım o zaman? Önce kenar sayısı 4 çarpı. Daha sonra arkadaşlar 4 nereden çıktı ya 8. 8'i yazmamla pardon ya 4 kenar. Şimşek ne yapıyorsun ya? Yukarıdaki 4 ile aşağıdaki 4. Arkadaşlar önce en kenar. Kenar sayısını yazdım 4. Sonra içeriği yazıyorum 8. Üzeri de ne arkadaşlar? Kenar sayısının bir eksiği. Kenar 4'tü. Bu arkadaş 3 olur. Hem fikir miyiz? Güzel. Geldim buna. Kenar sayısı 5. İçerideki sayı yazdım 25. Kenar sayısından 1 çıkarttım 4. İşte az önce bahsettim. Gözüm 2 çarpı 5 üzerinde. Herkesi 2 ve 5'in kuvveti yaz. Bu arkadaş 2 üzeri 2. Bu arkadaş 8 zaten 2 üzeri 3 değil mi? Evet, bunun da 3. kuvveti. 3. kuvvetinin 3. kuvveti 2 üzeri 9 yapar. Bu arkadaş 5 zaten efendi. 25 dedin 5'in karesi. Bunun da 4. kuvveti 5 üzeri 8 yapar. Sonra gelirsin sevgili arkadaşım bak şunu hiç bulaştırma. Bu arkadaş 4. Niye bulaştırmadım? Çünkü bak burada 2 üzeri 9 çarpı 5 üzeri 9 var. Benim niyetim zaten üstleri aynı yapıp 2 çarpı 5 üzeri 9 haline getirebilmek. Şu 4 burada. O yüzden bulaştırmadım bunu. Niye almışken 4'ü tekrar geri çevirdim? Çünkü bu arkadaşın arkadaşı yok. Eşleşecek. Bu nedir işte arkadaşlar? 4 çarpı işte bulduk. 10 üzeri 9'dur. Hayırlı uğurlu olsun. Bu ne demek? Sevgili Şimşekçim 4'ün yanına 9 tane 0 koyar mısın? Koydum. Kaç basamaklı oldu? 9 tane 0, bir tane de 4, 10 basamaklı oldu. Geçmiş olsun. 6 numara çok çok eski klasik Kızılderili numaralarından biri. A bir gerçek sayı olmak üzere 4. dereceden kök x eksi 5 ve 6. dereceden kök 5 eksi x artı 6x eşittir A verilmiş. Arkadaşlar dikkat, A gerçek sayı. Buna göre kök içerisinde A eksi 5 ifadesi nedir? Sevgili arkadaşlar çift dereceden bir kök görüyorsam bu şu olmalıdır. Kökün içi sıfıra büyük eşit olmalıdır. Buradan bunu anlıyorum. Bu da çift. Buradan da ben şunu anlıyorum. İkisi de sıfıra büyük eşit olmalı. Şu birinci denklem bana diyor ki Şimşek diyor. 5'i buraya atarsam x 5'ten büyük eşit olmalı. Yoksa ben diyor gerçek sayı olmam diyor. Bu da diyor ki x'i sağa atarsam ben diyor 5'ten küçük ve 5'e eşit olursam gerçek olurum. Aksi takdirde olmam, mutsuzum. Arkadaşlar hem bu arkadaşı hem bu arkadaşı mutlu eden bir sayı var. Kim o? 5. İkisi de Mesut ve Bahtiyar. Sevgili arkadaşlar bu durumda bak burası 0 olur değil mi? 5 eksi, x'i 5 buldum çünkü. Bu da 0 olur. Burası kaç olur? 30 olur. A sayısı 30'muş. 6 çarpı 5'ten. A sayısı 30 ise 30 eksi 5 kök 25 bu da 5 olur. Bazılarınız merak ediyor olabilir. Ben merak etmiştim mesela. Hocam bunun kare kökü niye eksi 5 değil? Arkadaşlar çift köklülerin sonucu hep pozitiftir. Dikkat edersen bazı sorularda da onu görürüz. Hep mutlak değer içerisinde çıkartılır. Aslında bunun hakkı budur. Kök mutlak değer içinde 5'tir. 5 deriz. Negatif çıkarsa pozitif olsun diye. 7 numara gelsinler. 7 numara uçar gelir ve bize şunları söyler. A, B, C, D gerçek sayılarına karşılık gelen noktalar aşağıda sayı doğrusunda gösterilmiştir. A, B, C, D. Buna göre löp 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 ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? Arkadaşlar bu her zaman doğrudur kısımlarında siz kıllık yapacaksınız. Şöyle de bir söz vardır. Şeytanın avukatı olmak. Bir nevi şeytanın avukatı olacaksın. Yanlışlamaya çalışacaksın. Yanlışlamayı yapınca hop almayacaksın. Öbür türlü tamam diyeceksin. Bu arkadaş olabilir o zaman. Yanlışlayamadığın sürece. Anlaştık. Güzel. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar B sayısı bak.
Eksi 1 ile 0 arasında. Bu arkadaş basit kesir ama negatif bir basit kesir. Biz basit kesirlerin her zaman karesinin 0 ile 1 arasında olduğunu biliyoruz. Ama bu arkadaş negatif. Örneğin eksi 1 bölü 2 olabilir bu. Bak karesini alırsan ne olur? Pozitif olur. 1 bölü 4 olur. Sayı gittikçe küçülür. Zaten 0 ile 1 arasındaki pozitifler için arkadaşlar. Kareleri her zaman kendisinden küçük oluyordu. Sen bunu biliyorsun. Evet öğretmenim. Bu durumda bu negatif olduğu için pozitifleşir ve bu arkadaş bu arada kalır sevgili arkadaşlar. Her zaman böyledir. Bunun aksini gösteren herhangi bir B sayısı bulamazsın. Güzel, ben bu arada kalemin ucunu mahvetmişim. Kalemin ucunu bir yandan da halletmeye çalışacağım. Devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Güzel, yakaladım. A artı C diyor. A artı C sıfırdan büyüktür. Sevgili arkadaşlar, A artı C'nin sıfırdan büyük olduğunu ben nereden biliyorum? Nasıl bir şey olmalı ki bu arkadaş her zaman büyük olmalı? Şimdi bakıyorum. A nerede? Burada. Bunu da yazabilirim ya. A sayısı eksi 2, eksi 1 arasında eşitlik yok. Arkadaşlar C nerede? C de 1 ile 2 arasında. Değil mi? Bak bu da 1 ile 2 arasında. Toplayalım bunları. Taraf tarafı topluyorum. A artı C. Bak bunu toplarsam 1 olur. Bunları toplarsam da eksi 1 olur. Sevgili arkadaşlar bunlar eksi 1 ile 1 aralığında olur. Bu her zaman pozitif diyor. Yanıldı. Örneğin bu arkadaş eksi 1,5 olur. Bu arkadaş da 1,1 olur. Topladığında negatif olur. Buradan da zaten kesinlikle görüyorsun. Bunu çarpıyı yer bizimle değildir. A ile B'yi çarparsan diyor D'den küçük olur. Bakalım. Arkadaşlar D bir kere 2 ile 3 arasında değil mi? Güzel, harika. Bakın A ile B de A ile B biri eksi 2, eksi 1 arasında biri de eksi 1 ile 0. Sevgili arkadaşlar az önce konuştuk. B zaten basit bir kesir. Yani 0 ile 1 arasında basit bir kesir arkadaşlar. Çarptığı her değeri küçültür. Şimdi bu ikisi eksi eksi olduğu için çarpımları pozitif. Tamam, bunu kabul ettik. Değil mi arkadaşlar? Pozitif. Eksi yanlışı yapsan zaten doğru kabul eder. Bunların sonucu pozitif. Bunu kabul ettik. Zaten arkadaşlar bu arkadaş 1 ile 2 arasında bunu daha da küçültecek. 2 ile 3 arasına asla gelemez ki. Değil mi? Harika. Bunu kolaylıkla görürsün. Her zaman doğrudur dersin. 1, 3'ü bulursun. Polemiğe girmeden E'yi işaretler yürürsün. Anlaştık. Güzel. 8 numara bana çok mu basit geldi ya? Okuyalım bakalım. Acaba çok üzerinden geçtim. İnşallah görmediğim bir şey yoktur. Aşağıda Venn şemasında bir sınıfta bulunan tüm öğrencilerin E kümesi. Bütün öğrenciler burada. E harfiyle İngilizce bilen öğrencilerin kümesi. İ harfiyle İngilizce. Almanca bilen öğrencilerin kümesi A harfiyle. Bizim zamanımızda hep bu örnek verildi. İngilizce, Almanca bilenler. Şekilde löp 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 olmak üzere renklere göre bölgelerin belirttiği kümelerden hangileri doğru olarak verilmiştir? Güzel, tamam, doğru anlamışım. Arkadaşlar çok basit değil mi? Bak kırmızı ikisini bilen, mavi sadece Almanca, yeşil sadece İngilizce, kahverengi de henüz dil öğrenememiş arkadaşları belirtir. Kırmızı Almanca ve İngilizce bilen öğrencilerin kümesi. Evet, İngilizce ve Almanca. Bak V dedi ya, aynı anda hem İngilizce hem Almanca. Doğrudur. Mavi, Almanca bilen öğrencilerin kümesi. Arkadaşlar bak burası Almanca biliyor ama kırmızıdakiler de biliyor. Bu mavi taraf sadece Almanca ya da yalnız Almanca bilenler. Çarpı. Bak bu tabirler önemli. Turuncu. Ben burayı kahverengi dedim, burası turuncuymuş, iyi mi? Yaşlılık işte. İki dili de bilmeyen öğrencilerin kümesi. Evet arkadaşlar, iki dili de bilmeyenlerin kümesi burada, dışarıda futbol oynuyorlar benim gibi. Ben de çok futbol ya da basketbol oynuyorlar ya da şu an okuldan kaytardılar. Evet doğru. 4. Yeşil. Yeşil sadece İngilizce. Bakalım. İngilizce bilen, Almanca bilmeyen. Çok güzel. Bak İngilizce biliyor. İngilizce biliyor ama Almanca bilmiyor. Doğru. Harika. 1, 3, 4. Neredesin yavrucuğum? 1, 3, 4. C şıkkında. Harika. Haydi devam edelim 9 ile. 9. soruda şöyle sesleniyor. A kümesini verdim, B kümesini de verdim. Okuyalım. Eksi 1, 0, 1. B kümesi A, B, C'de. Ve C kümesi de arkadaşlar 0, 1, 2, 3, 4, 5'ten müteşekkil.
kümeleri veriliyor. Buna göre A kesişimce Kartezyen B kümesinin eleman sayısı kaçtır? Daha önceki testlerde sorduklarının çok çok da basitini sormuşlar. Arkadaşlar bunun eleman sayısı şudur. A kesişim C'nin eleman sayısı çarpı B'nin eleman sayısının çarpımı kadardır. Sen bunu biliyorsun zaten. Bak mesela A kartezyen B olsaydı şöyle olurdu. Eksi 1'e A, eksi 1'e B, eksi 1'e C, eksi 1'e D. 4 tane. Bundan da 4 tane, bundan da 4. Yani her üçü için 4 tane. O zaman eleman sayılarını çarparım. Hamaliyeden kurtulurum. Değil mi? Angarya işlerden. Arkadaşlar o zaman A kesişim C'nin eleman sayılarına bakalım. Bu onda arkadaşların hem A'da olacak hem C'de olacak. Eksi 1 hayır. 0 evet. 0 var kesişimlerde. 1 var mı? Var. Kaç elemanlı oldu? 2 elemanlı oldu. B'nin eleman sayısı zaten 4. Çok basit bir soru olmuş. 8 konu kapanmıştır. Ha söyleyeyim ben sana. Bak nasıl olacak? 0'a A, 0'a B, 0'a C, 0'a D. 4 tane. 1'e A, 1'e B, 1'e C, 1'e D. 8. Konu kapanmıştır. Nokta. 10 numarada çok temel, harika bir soru. Aşağıda verilen löblöblöp denkliklerinden hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar P ve 1 denktir 1 demiş. Arkadaşlar bu her zaman P'ye bağlıdır. Bunun P olması lazım. Neden biliyor musun? Çünkü sevgili arkadaşım bu arkadaş 1 olursa sonuç 1 olur, 0 olsa 0 olur. Yani P'nin keyfine kalmış bu. Öyle değil mi? Çünkü V'de 1 burası kabul. Eğer 0 olsaydı sonuç her zaman 0 derdim. Bunun sonucu 1 değil, P'dir arkadaşlar. Bunu benden çarpıyı yedi. Bu arada 12. 10. sorunun cevabı ne olacakmış? Diyarbakır olacakmış. Cevap anahtarına da bakıyorum bu arada. Arkadaşlar ikinci de diyor ki P ise P değil 1. Arkadaşlar bunu bak P ve değili. 1 ise 0. P'ye 1 düşünürüm. Ya da P'ye ne derim? 0 düşünürüm. O zaman değili de 1 olur. Arkadaşlar 1 ise 0. 0'dır. İse de sadece bu durum olur. 0 baştayken de bu arkadaş hop 1 olur. Kim oldu? Bak hep şu oldu. Yani P değil oldu. Vallahi doğruymuş. Harika. 3'e geldim ya ancak ve ancak. Arkadaşlar ancak ve ancağın zaten kuralı bu. İkisi aynı olursa 1 oluyordu. Birbirinin farklı olursa da 0 oluyordu. Bu ikisi de aynı bak. P ancak ve ancak P. 1 ancak ve ancak 1. 0 ancak ve ancak 1'dir. Konu kapanır. Diyarbakır'ı işaretler bu kısmı bitiririm. Sevgili arkadaşlar 10 aralık gruplar halinde bitiriyorum demiştim. Buraya linki koyarım. Buradan 11'e zıplayabilirsiniz. Ya da en güzeli ben buraya zaten oynatma listesinin linkini koydum ya AYT için. O oynatma listesinden takip etmen her zaman daha pratiktir. TYT'leri de hatırlatmak isterim. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.